Azerbaycan Ermenistan'a karşı 10 Kasım'da çok önemli bir zafer elde etti. Buna değinmek istiyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde yıllardır süren Ermeni işgali ne mutlu ki sona erdi. Bu aynı zamanda tabii iki kardeş ülkenin kara sınırının da yeniden açılması anlamına geliyor. Nahçıvan ve Azerbaycan koridoru yeniden açıldı. Buradan diğer Türkiye Cumhuriyetleri uzanmak mümkün olacak. Acaba siz Azerbaycan'ın Karabağ zaferini iki ülkenin güç dengeleri adına nasıl yorumluyorsunuz? Siz Avrasya üzerine yıllarca araştırmalar yaptınız. Soru gelsin. Karabağ zaferi Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Rahmetli babam Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği'nin genel başkanıydı. Onun vefatından sonra yıllarca da ben aynı derneğin genel başkanlığını yaptım. Azerbaycan'dan birçok öğrencim oldu. Benim yanımda çalıştılar, okudular. Üniversiteyi bitirdiler, masterlarını ve doktoralarını bitirdiler. Şimdi Azerbaycan'da üst düzey yetkili olarak çalışıyorlar. Üniversitede öğretim üyeliği yapıyorlar. Azerbaycan'da onları iyi değerlendirdi. Bazılarını yurt dışında başka eğitimlere yolladı, Batı'da. Ve güzel şeyler yapıyorlar. Doğrusu bu zafer Azerbaycan'ın devletleşme ve milletleşme sürecinde çok önemli bir anı temsil ediyor. Özgüveninin yükselmesini temsil ediyor. Ve Türk milliyetçiliğine bir Türk birliği idealiyle yaşayan benim gibi milyonlar için de ayrı bir önemi var. Yani bir devlet olmanın ötesinde, devletler arası ilişki olmanın ötesinde, iki devlet bir millet olmanın ötesinde bunun somuta, eylemlerle somuta doğru kendisini ortaya koyduğu bir aşamayı görüyoruz. Burada bir anımı, daha doğrusu bir dostumun anısını anlatmak isterim size. Sene 2001 Türk uçakları Bakü üzerinde bir gösteri yapıyorlar. Yüz binlerce Azerbaycan Türk'ü de onları seyrediyor. Bir Türk Bakülü hanım, teyze Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza kurban diyor. Milletvekili arkadaşım da teyze diyor, üzülme sizin de olur inşallah diyor. Dönüyorum, nefis bir cevap veriyor. Oğlum, bir millete iki ordu fazladır. Yani sizin ordunuz, bizim ordumuz diyor. Bu 2001 Bakü'dür. 2020 Bakü'de 101 sene sonra Türk ordusunun yine Bakü sokaklarında yürüdüğünü gördük. Çok güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ediyoruz.